Mis Sokak ve İnci Pastanesi. Parmak Kapı Sokağı arkanızda bıraktığınızda tam karşısındaki sokak Mis Sokak'tır. Bir zamanlar burada bulunan bir çeşit koku olan misk satıcılarından gelen sokak ismi zamanla Mis Sokak olmuştur. Bugün bu sokakta İstanbul'un belleğine kazınmış herkesin lezzetine bayılacağı İstiklal Caddesi ile özdeşleşmiş İnci Pastanesi bulunmaktadır. Asıl yeri cadde üzerinde Emek Pasajı girişinde bulunan İnci'nin hikayesi 1944 yılına kadar uzanmaktadır. Beyoğlu'nda çıraklıklarını tamamlayıp kendi yerlerini açma kararı alan iki pasta ustası olan Rum Lefter Iliadis ve Arnavut asıllı Luka Zigoris tarafından kurulmuştur. Bu dükkanı ise Atatürk'ün de gömlek siparişi verdiği eski bir gömlekçi olan Tataryan'dan satın almışlardır. İkinci Dünya Savaşı ve ülkenin içinde bulunduğu ekonomik koşullar, onları piyasaya girerken rekabet edebilmek için basit ama insanların çok seveceği bir tatlı icat etmeye itmiştir. Bunun için de insanların en sevdiği maddeleri basitçe birbirlerine karıştırmışlar. Hamur, muhallebi, çikolata. Yarattıkları bu muhteşem lezzete bir de isim verilmesi gerekmiş. Bu arada asıl amaç kar yapmaksa da yaşanılan dönem gereği kar marjı mümkün olduğunca minimumda tutulmuş. Bu tatlının ismi Fransızca profit, kar ve eski Fransız edebiyatında bir küçümseme eki olan terol kelimelerinden uydurulmuştur. Yani küçük kar anlamı taşımaktadır. Her ne kadar hem isim hem de tatlının kendisi o zamanlar etkin olan Fransız mutfağındaki tatlılara çok benzetilse de profiterol tatlısı Fransa'da çıtır hamur topu içine vanilyalı dondurma konulup üzerine sıcak çikolata dökülerek yapılmaktadır. Elbette o da Fransız mutfağının en nadide lezzetlerindendir. Luca ve Lefter profiterolü biraz değiştirerek İstanbul'a mal etmişler ve insanlar yıllarca bu lezzet için dükkanlarının önünde sıraya girmişlerdir. 2012 yılında Emek Pasajı dış cephesi korunup içi yıkılarak AVM'ye çevrileceğinde, Emek Sineması gibi İnci Pastanesi de çokça direnmiş, fakat mücadeleyi kaybederek asıl yerinden tahliye edilmiştir. Yine de 2013'te Mis Sokak'taki yerinde tekrar açılarak Beyoğlu gezginlerinin damaklarına şölen yaşatmaya devam etmektedir. Palmiye ve Uludağ tatlılarını özellikle tavsiye etmekteyiz. Bir zamanlar Mis Sokak pahalı ve birbirinden güzel Art Nouveau binaların olduğu bir sokakmış. Sarayın yakın dostu ve o dönemin araba satıcısı Monsieur Martin bu sokakta otururmuş. Ayrıca Sırbistan sefareti de bir zamanlar bu sokaktaymış. Gezinirken mutlaka kafanızı kaldırıp binaların cephelerini inceleyiniz.